Dünyanın en fakir başkanı olarak bilinen Uruguay eski devlet başkanı José Mujica, Beylikdüzü Belediyesi'nin davetlisi olarak Beylikdüzü'ne geldi. Mujica ve beraberindeki heyeti başkanlık binasında karşılayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, misafirlerine ilçe ve projeler hakkında bilgiler verdi. Belediyede 500 çalışanımız var. Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nde Enver Aysever'le Mujica'ya aykırı sorular söyleşisine ilgi yoğundu. Beylikdüzü halkı Mujica'yı Uruguay ve Türk bayrakları, Vosvos arabanın içinde resmedildiği "Hoş geldin Pepe" yazısıyla karşıladı. Mujica, Roman Çocuk Orkestrası'nın dinletisinin ardından dünya siyaseti, demokrasi ve sosyalizm üzerine konuştu. Dünyada sosyalizme dair bir umut var mı, yoksa umutsuz muyuz? Yo pienso que en el mundo tal vez podamos construir un mundo más generoso, más solidario, más hermano, más como dicen los Aymara en América, que pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo por el mundo. Y para no tener soledad tenemos que tener compañerismo, solidaridad, porque aún en una ciudad gigantesca como esta hay mucha gente tristemente sola. Si a ese mundo le vamos a llamar socialismo, soy socialista, pero no tendremos socialismo hasta que seamos más generosos. Türkiye'de bir pop yıldızı kadar popüler oldunuz. Bizim... Sí, pero no canto. Hiç mi söylemediniz? No está cantado. No. Peki. Türkiye'de insanlar size büyük ilgi gösterdiler. Bildiğim kadarıyla dünyanın başka yerlerinde yaptığınız konuşmaları da devlet başkanları da siz konuşun diye bekliyormuş. Mesela Birleşmiş Milletler'de falan olmuş galiba, kitapta yazıyor. Size olan Türkiye'deki ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Çaresizlik mi? Merak mı? Bizi ne kadar tanıyorsunuz? A ver. A ver. En mi juventud nosotros pensábamos que el cambio social estaba a la vuelta de la esquina. Soñábamos y teníamos arquetipos. Teníamos al Che, a Fidel, a Mao, a Ho Chi Minh, en fin. A Mandela. ¿Qué pasa hoy? Hoy no tenemos nada. Y entonces, como la gente necesita creer en algo, me agarran a mí, un viejo raro, y me idealizan. No soy yo. Es el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo que no es el fin de la historia. Pero quiere ser como el fin de la esperanza. Hay una cultura de no cambio. Luchen y construyan seres colectivos, gregarios, llámenle en partido, llámenle en movimiento. De a uno los seres humanos no somos nada.
Los seres humanos somos fuertes en cardumen. Juntos. Y para eso tenemos que aprender a soportarnos. Porque si nos miramos con una lupa, se ven los defectos. Amigo, la esperanza tiene forma de partido, de movimiento. Gracias. Hayal edemediğimiz sorularla aslında zenginleşen bir gün oldu. Pepe'den bir mesaj aldığımızı düşünüyoruz. Ve özellikle bir kitap setini bu duygularla hediye edeceğim. Diyor ki, ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün diyor bence. Ve Mevlana'nın setini, İspanyolca setini sizler adına kendisine hediye etmek istiyorum. Evet, ben yine bir hediyemiz var. Bu da yaklaşık 100 yıl önce bütün dünyaya yurtta sulh, cihanda sulh diyen bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün halkla nasıl bütünleştiğini gösteren, halkla bir arada nasıl olduğunu, omuz omuza yürüdüğünü gösteren Beylikdüzü'nün Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmenlerinin çalıştığı bir anıyı, bu Trakya'daki halkla bir arada gezdiği bu anıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Muchas gracias. Çok teşekkürler.